Evet arkadaşlar doğrudan da sorularında paralel doğrular uzatılır diyorduk. Paralelleri uzatalım. Burada bir M kuralı gören var mı? Ters açıdan burası 40 ise burası da 40. 40 ile kaç toplarsam 90 yapar. 50'yi topladığım takdirde 90 yapar. M kuralından. Evet yarım açı 180 dereceydi arkadaşlar. 180'lerini 50 çıkarttığım zaman 130. 2'ye bölersem 65. 65 olur. Burada da U kuralından 180'e tamamlayın. 65 liramız var. Kaç lira lazım? 115 TL lazım. Evet arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Tam açı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Şurayı tamamladığım zaman buraya ne kalır? 160 kalır. Karşı durumda açıda 180 de ikili olursa, üçlü olursa da 360 dereceydi. A artı B artı 160 eşittir 360'tan 160 çıkarttığım zaman a artı b'mize ne kalır? 200 kalır. Evet arkadaşlar buna ördek ayağı diyoruz. İçerideki açıların hepsinin toplamı dışarıdaki d ve f açısının toplamına eşittir. İçerideki açıları toplayalım. 45, 20, 20, 20 x toplayın ne yaptı? 20, 20, 40. 40 daha 85 artı x eşitmiş. 60 artı 2x'e. 60 artı 2 x'e. bunu diğer tarafa attığım zaman x'imize ne kalır arkadaşlar? 25 kalır. Evet arkadaşlar şu iki üçgenin 90-90 birer tane açıları aynı mı? Aynı. Birer tane açılar da ters açıdan aynı mı? Aynı. O zaman iki tane açısı aynıysa üçüncü açı da kesinlikle aynı olmak zorundadır. O zaman ne oldu arkadaşlar? Teta açısı alfa açısına eşit oldu. Evet arkadaşlar. Doğruda açı sorularının püf noktası paralel doğrular uzatılır. Z kuralından burası 55 ise burası da ne olur arkadaşlar? 55 olur. Yöndeş açıdan bu açımız 55 ise bu açıda ne oldu arkadaşlar? 55 oldu. Evet. Zor bir soru tipi arkadaşlar. Bakalım ne yapalım. Şöyle bir uzatsak. Paralel doğruları ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Açı ortaylara harf veriyorduk. Adidas Adidas Nike, Nike dersek. Yöndeş açıdan burası da ne olur arkadaşlar? 2N ise burada ne oldu? 2N oldu. Bir dörtgenin arkadaşlar dış açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Şunun dış açısına ne kalır arkadaşlar? 80. Bunun dış açısına ne kalır? 110. Dış açılar toplamını hesaplayalım. 2A artı 2N artı 110. 80 daha ne yapar arkadaşlar? 110 artı 80 eşittir 360. Topladığım zaman burası 190 yapar. 190'ı diğer tarafa attığım zaman ne kalır? 2 tane a artı n'e arkadaşlar 170 kaldı. 2'ye böldüğüm takdirde Adidas artı Nike 80 80 160 yapar. 85 kaldı. Evet arkadaşlar burada bize neyi sormuş? BCD açısıyla BCD açısıyla mesela şu açıyla x açısıyla Y açısını sormuş arkadaşlar. Şuradan D noktasından da bir paralel atabilir miyiz? Atabiliriz. Z kuralından arkadaşlar A ile neyi toplarsam X'i verir. O zaman ben buraya X eksi A diyebilir miyim? Diyebilirim. Şu açıda karşı durumlu açıdan bu açıya ne dersem arkadaşlar buraya da 180 eksi N diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yarım açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Topluyorum x eksi a artı y artı 180 eksi n. O da eşittir. Kaçtı arkadaşlar? Yarım açı 180. 180'ler birbirini götürdü. x artı y eşittir. a artı ne oldu? O da bize neyi eşitmiş arkadaşlar? 85'e eşit imiş.